Konuğumuz 24 TV Ankara temsilcisi Sayın Melik Yiğiter ile birlikte. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Cumhurbaşkanı üst perdeden resti çekiyor. Diyor ki madem öyle siz yolunuza biz yolumuza. Şuradan başlayalım mı? Bu vize muafiyeti noktasında yapmamız gereken düzenlemelerden bir tanesi de terörle mücadele yasasının kapsamının daraltılmasıydı. Avrupa Birliği bunu talep ediyor ama Cumhurbaşkanı rest çekiyor. Nasıl bir süreç yaşanacak bundan sonra? Orada şöyle bir şey var. Şimdi o Brüksel'deki görüşmelerde tam olarak hani spesifik olarak terör tanımını biraz daha işte değiştirin, şöyle yapın, böyle yapın denmedi. Hı hı. Yani demokratikleşme adımlarından bahsedildi. O son anda torbaya sokulan bir şey. Yani onu Avrupa Birliği Bakanı Sayın Volkan Bozkır da söylüyor. Hı hı. Doğrudan işte teröre dair o tanımı değiştirin, biraz daha esneyin diye bir talep olmadı deniyor. Hı hı. Son anda çuvala sığdırırsan tepki de bu olur. Doğru. Yani sen yoluna, ben yoluma. Çünkü bu mesele burada işte vizeye bağlanacak bir mesele değil Gökşen Hanım. Hı hı. Yani vize ayrı bir şey. Siz Avrupa Birliği üyelik sürecinde faslar açılırken bunları pekala konuşabilir, hı hı, tartışabilirsiniz ama Türkiye bir Norveç, İsveç değil. Yani siz o standartları belirlerken hangi ülkeyle yaptığınızı da göreceksiniz. Bir yandan içeride ve dışarıda PKK'yla, diğer taraftan DAEŞ'le, bir de irili ufaklı bir sürü başka örgüt var. Hı hı. Böyle bir ülkeden böyle bir şey nasıl istenebilir? Ve onu da geçtim. Sınırınızın büyük bölümü işte Suriye ve Irak sınırı yaklaşık 1500 kilometre. 1500 kilometrede ciddi sıkıntılarınız var. Her gün kilise bomba düşüyor. Her gün işte şeylerden, DAEŞ mevzilerinde obüslerle buraya saldırı oluyor. Canlı bombalar patlıyor. İşte şehirlerinizde ciddi anlamda bir çatışma devam ediyor. Hem de yüksek dozda. Bütün bunlar olurken ne demek istiyorsunuz? Yani Türkiye'nin göçmen kabul ederken, sığınmacı kabul ederken özel pozisyonuna atıf yapın. DAEŞ'le mücadele ederken özel pozisyonuna atıf yapın. Ama ondan sonra terörle mücadeleye geldiğiniz zaman sizin terörist olarak görüp görmediğiniz noktasında şüpheleriniz olan ama bizim çok acı tecrübe ettiğimiz PKK'yla mücadelede bizi sınırlandırmaya çalışın. Burada ciddi bir çelişki yok mu? Çok ciddi bir çelişki var ve insanın aklını almayacağı bir durum, hı-hı, var. Yani siz hani hakikaten ne demeye çalıştıkları çok anlaşılamaz bir şey. Hı-hı. O yüzden zaten Sayın Cumhurbaşkanı çok net konuştu. Yani siz kendi yolunuza, biz kendi yolumuza. Hı-hı. Sonuç itibariyle eğer Avrupa Birliği'ne bölünmüş bir Türkiye istiyorlarsa kusura bakmasınlar. Yani ona hiçbir evet demez. Hı hı. Ve şu anki şartlarda da bunun esnetilmesi sonucunda nereye varılacağı aşağı yukarı belli. Şimdi Türkiye'nin söylediği şey bu. Ya yani böyle bir dönem, bu şunu gibi bir şey. Siz savaş halindeyken işte yanına silah alma, yanına zırh alma, el bombası alma, ne yapayım? Ok al gel. Doğru. Karşıda işte ama obüslerle onlar sana saldırsın. Yok böyle bir şey. Burada itiraz bu. İkincisi şu. Şimdi bu Belçika Brüksel'deki görüşme vize muafiyeti, hı hı, meselesi Gökşen Hanım. Avrupa size dedi ki bu sınırmacılarla benim bir şekilde başa çıkmam lazım. Gelin buna el uzatın. Hı hı. Biz de dedik ki tamam, geri kabul anlaşmasını imza koyarız. Sınırmacılara dair kolaylığı da bir sağlarız. Hı hı. Fakat siz de o zaman bu vize muafiyetini erkene çekin. Altını çiziyorum, erkene çekin. Zaten olacaktı. Elbette. Yani anlaşmada zaten Ekim ayında vize muafiyetinin olacağına dair Avrupa Birliği'nin kayda geçmiş taahhüdü, sözü var. Bu talepler karşısında biz dedik ki 3 ay erkene çekin Türkiye olarak. Hı hı. Onlar da tamam dedi. Peki ne yapacağız? İşte 72 tane madde var, bunu meclisten geçirirseniz tamam, geçirildi. Başka? Başka işte mültecilere dönük iyileştirme. Hı hı. O zaten yapılıyor. Bu Türkiye masaya oturmadan zaten yapılan bir şeydi. Yani Suriye'deki mülteciler naylon çadırda falan yaşamıyor. Hı hı. Yerleşim birimlerinde yaşıyorlar. Çoğunun artık çalışma hakkı var. Ve onlara yönelik Türkiye'de herhangi bir doğrudan hani ırkçı olarak nitelendirecek bir tane örnek yok. Doğru. Adli birkaç tane olay var. O da hepimizin burada yaşayabileceği işler. Hı hı. Yani Suriyeli olmaktan kaynaklanan bir nefret, bir sıkıntı. Hı hı. Bilakis insanlar evlerini açtı, insanlar yardım kampanyaları yaptı. Evet. Benim 7 yaşındaki çocuğum bile kendi okulunda kampanya başlattı. Hı. Ve işte bebek bezi, mama falan onları topladılar, bir kamyonla gönderdiler. 7 yaşındaki çocuktan bahsediyoruz. Ve isteme şekli şu: babacığım işte mama yiyemiyormuş bebekler, bir şey yapmamız lazım.
Şimdi bu 7 yaşındaki bir çocuktan bahsediyorum. Doğru. Böyle bir ülkede siz ne bekliyorsunuz ki? Bu zaten biz kendi ev ödevimiz olarak bunu tanımlamışız. Şimdi gelip bunu ortaya koymak, bu burada başka bir şey var ve bence Türkiye'nin eli güçlü. Sayın Cumhurbaşkanı bunu söylemesi falan, hani birilerine "aa ne oluyor" falan dedirtmiş olabilir ama Türkiye burada avantajlı bir durumda. Melik Bey, Cumhurbaşkanı'nın, Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarında aslında bu vize muafiyeti meselesini biraz mesafeli ve şüpheyle yaklaştığı şeklinde bir algıya da neden oldu. Siz yolunuza, biz yolumuza çıkışı böyle yorumlandı. Gerçekten bu anlamda Cumhurbaşkanı'nın bir rezervi olabilir mi? Şöyle, aslında var. Hırvatistan dönüşü yaptığı açıklamanın o satır aralarında Gökçen Hanım çok net görülüyor. Diyor ki Sayın Cumhurbaşkanı, şimdi vize muhabbetin meselesi zaten Ekim'de biz bunu mutabakada bağladık. 3 ay önce olması Türkiye çok ciddi avantaj sağlamıyor. Ama Türkiye'nin kabul ettiği şartlar, bir iki tane madde çok dezavantajlı. Nedir o? Bir tanesi işte 3 milyar euro'nun verilmesinin şarta bağlanması meselesi var ya, onu kabul etmeyecektiniz diyor. Nedeni şu, şimdi orada diyor ki mesela detayına baktığımızda mültecilere yönelik işte projeler geliştirin. Hı hı. Zaten ben proje yapıyorum demeniz gerekiyordu. Ve gelin görün, yani onları zaten yaptık. Bir daha ne projesinden bahsediyorsunuz ki? Diğeri mesela sınır ve işte Yunanistan'la denizden sürekli kaçışlar oluyor ya. Ona dair işte sahil güvenlik ve başka tedbirlerin devreye girmesi meselesi de tek başına Türkiye'nin meselesi değil. Doğru. Yani Yunanistan bir Avrupa Birliği üyesi ülke ise ve siz istemiyorsanız, çünkü oradan da size geliyor, bu toplamda Avrupa Birliği'nin de sorumludur. Buna dair de çözümü de oturup birlikte bulacağız. Doğru. Bunu tutup 3 milyar euroyu şarta bağlamak doğru değil diyor. İki, bugüne kadar 11 milyar euro Türkiye harcamış zaten. Yani 3 milyarı versen ne olur, vermesen ne olur. Bir de bunu şarta bağlamak gerçekten Cumhurbaşkanı tepkisiyle karşılanmıştı. Aslında programımızın ikinci bölümünde konuşacağımız kurultaya giden süreçteki o taşlardan bir tanesi de belki de bu Avrupa Birliği ile olan ilişkilerdeki rezervlerden kaynaklanıyor olabilir. Biz, Almanya bizi gayet destekliyor, Sayın Merkel bizi çok iyi anladı, 23 Nisan'da sınıra geldi, durumu gördü derken şimdi Merkel'e yönelik baskılar da artıyor artık. Evet. Almanya'da da Türkiye karşıtı sesler yükselmeye başladı. Merkel direnebilir mi bu seslere? Mesela son bir açıklama var. Diyorlar ki Türkiye'ye anahtar ülke demeyelim. O pozisyondan Türkiye'yi çıkaralım ki sonuna kadar desteklemek durumunda kalmayalım. Merkel dayanabilir mi? Valla Merkel biraz taktiksel bir değişikliğe gidebilir Gökçen Hanım. Bunu söylerken ben de hani çok rahat söyleyemiyorum ama mecbur kalabilir. Çünkü birçok yerde durum parlak değil Merkel'in. O yüzden de bir hezimetle sonuçlanmaması açısından biraz böyle Türkiye'ye dönük o mesajların skalasını biraz düşürebilir. Sizin dediğiniz gibi yani işte yani Türkiye önemli bir ülke ama işte anahtar ülke değil. Ya da işte mülteci meselesinde Türkiye'si asla çözüm olmaz. Yerine işte Türkiye ile olduğu zaman bu sorunlar daha rahat çözülebilir gibi şöyle bir tık aşağı inebilir. Çünkü orada çok zor durumda. Bu ama Merkel'le ilişkili bir şey değil. Dünyada bu mülteci meselesi, sığınmacı meselesinden dolayı aslında bir yeniden bir milliyetçilik hortluyor. Bir İslam karşıtı hortluyor. Bakın Londra'da BD Başkanı İşçi Partisi'nin adayı kazandı. Fakat orada bir tane ırkçı arkasını döndü konuşma sırasında. İngiltere Müslümanlara yabancı olan bir toplumda değil. Toplum. Hayır, bir de seçimi kazanmış. Yani atama falan değil. Sandığa gidilmiş. Yarışmışsın. Ve o yarışı kaybetmişsin. İnsanlar onu tercih etmiş. Neden? Müslüman kimliğinden dolayı değil sadece. Çok biyografisine baktığınızda çok demokrat bulunuyor. Evet. Evet. Yardımsever bulunuyor ve sevilen bir adam. Yani Müslümanlığını bir engel olarak görmemişler. Çünkü birebir hani Müslümanlıkla örtüşmeyen şeyleri de savunuyor mevcut belediye başkanı. Çok böyle koya hani ya evet ya falan diye diyemeyeceğin şeyleri de söylüyor. Burada biyografisini okuduğunuzda şunu anlıyorsunuz. Ben işte baktım, evet ya bu adam demokrat ve onun demokratlığı cezbetmiş. Bu böyle bir figürü seçmeye karar vermiş. Sen ne yapıyorsun? Sırtını dönüyorsun. Şimdi bu ırkçılık meselesi sadece Almanya'nın meselesi değil. Avrupa'da aslında var ama Almanya'da çok çabuk ortaya çıkıyor. Daha önce Dazlaklar biliyorsunuz Türklerin evlerini yaktılar, evet. Saldırıya uğradılar falan. Bu şey Nazizm döneminde
kaynaklanan ama bir şekilde devam eden ve bir türlü ortadan kalkmayan bir durum söz konusu. Merkel değil başka biri de olsa aynı sormuş olacaktı. Hele hele Merkel olması o ayrıca bir tuhaflık. Yani muhafazakar birinden ve bir partiden bahsediyoruz. Ona yönelik bile bu oluyorsa mesele daha derinlerde bir mesele. Ama toplamda Avrupa'da böyle bir sıkıntı var. Yani çok özür dileyerek mesela düşünün çok garip, enteresan, tuhaf. Yani ben önce fıkra zannettim. Cidden söylüyorum. Ta ki onun şeyde yabancı ajanslarda dökümüne bakınca aa gerçekmiş falan diye. Bir uçak kalkıyor, bir hanımefendi yanındaki bir ödüllü bir matematikçi matematik çalışıyor. Ve diyor ki hostesi çağırıyor, bir not veriyor. Yanında Arapça şeyler yazıyor. Uçak iniyor ve gözaltına alınıyor ödüllü matematikçi. Bu gerçek yaşandı. Tabii bu gerçek yaşandı. Dün ve önceki gün gazetelerde de vardı. Şeye çağrılıyor güvenlik noktasına. Diyor ki yani ben ödüllü bir matematikçiyim ve ödül almaya gidiyorum. Yaptığım şey de matematik çalışıyorum. Şifreleme sistemi matematik. Özür diliyorlar. Kusura bakmayın bilmem ne falan filan. Yeni de uçağa dönüyor ama bu bir ciddi utanç. Ciddi bir paranoya öyle paranoya değil mi? Paranoya düşünebiliyor musunuz? Bir utanç olarak bu sayfalara girdi. Evet. Yani bir göz ucuyla belev ki Arapça yazsa ne olur? Ama tehlikeye bakar mısınız? O yüzden diyorum Avrupa'da böyle bir sıkıntı var. Toplamda bir sıkıntı var. Şimdi bu vize muafiyeti meselesi evet komisyondan bir tavsiye kararı çıktı ama asıl mevzu parlamentoda görüşülecek olması. Eğer Almanya bu anlamda biraz daha çekimser davranırsa, geri adım atarsa Türkiye'nin o beklediği vize muafiyetinin gelmeme ihtimali de var mı? Yok ben şeyi hani işi vize muafiyetine bir engel koyarım, bir bariyer koyarım şeklinde Almanya'nın bir tavır sergileyeceğini düşünmüyorum. Yani onda çok büyük bir sıkıntı ama çıkmaz. Ama daha dengeli olacak. Evet, daha dengeli gidecek yani. Çünkü Sayın Davutoğlu da çok fazla fotoğraf verdi. Türkiye'ye çok gelip gitti falan. O da biraz orada muhtemelen tepki çekti. Bir de rakipler tabii bunu kullanıyor bir şekilde. Yani bu fotoğrafları, görüntüleri, birlikte fotoğraf verme söylemleri kullanıyorlar. İş o boyuta varmaz. Ben şey konusunda hani bu vize muafiyeti konusunda çok olumsuz düşünmüyorum işin doğrusu. Yani Sayın Cumhurbaşkanı bu resti nin de çok reel bir karşılığı var. Onlar da görüyor bunu. Evet. Sonuçta yani biz bir anlaşma yapıyoruz. Yani sen bana bir şey bahşetmiyorsun ki. Yani bazı şeyler istiyorsun. Ben yerine getiriyorum. Bunun karşılığını veriyorsun. Bu bir mutabakat. Şimdi yine AK Parti'yi kurultay sürecine taşıyan olaylardan biri olarak gördüğüm bir konuyu soracağım size. Bu DAEŞ'le mücadele mevzusu. Müttefiklerimizden tam destek alamadığımızı Cumhurbaşkanı her platformda ve en yüksek perdeden ifade ediyor. Burada da temel adresin aslında Amerika Birleşik Devletleri olduğunu tahmin etmek güç değil. Evet. Şimdi yine dedi ki DAEŞ'le mücadelemizde bizi yalnız bıraktılar. Bizim verdiğimiz mücadeleye oranla çok daha düşük profilde bir mücadele ortaya koydular dedi. Yine bu mesaj Amerika Birleşik Devletleri'ne mi? Bu kurultay süreci içerisinde değerlendirdiğiniz zaman Cumhurbaşkanı'nın Amerika Birleşik Devletleri'ni ziyaretini ilişkilere de bir rezervle yaklaştığını söyleyebilir miyiz? Yani orada zaten Washington'daki görüşmelerde de bu net bir şekilde ifade edildi Sayın Obama'ya. Biliyorsunuz o görüşmeler çok da öyle parlak da geçmedi işin doğrusu. Yani çok böyle beklentilerin çok üzerinde bir görüşme değildi. Toplamda baktığımızda hani bu direkt doğrudan kongrede parti işiyle ilişkilendirmek biraz zor ama bu DAEŞ'le mücadele etme meselesi, PKK ile mücadele etme meselesi, paralel yapıyla mücadele etme meselesi ve bir sistem değişikliği önerisi Sayın Erdoğan'ın kafasındaki çok temel parametreler. Bu parametreler konusundaki performansa bir şekilde not vermiştir. Yani onu belki biraz öyle değerlendirmek lazım ama birçok şey var içinde. Yani sadece o değil. Yani mesela Avrupa Birliği, bu Belçika, Brüksel'deki mesele Sayın Cumhurbaşkanı çok mutlu etmedi. Onu biliyorum. Kendi de söyledi. Hırvatistan dönüşü gazetecilere söyledi. Yani bazı noktalarda bir iş tutuş biçimi çok birbirine uymadı. Doğru. Belki yani böyle tariflendirmek mümkün. Sayın Yiğitel, kurultay sürecini konuşacağız ama öncelikle son açıklamalara bir göz atalım. Değerli izleyicilerimiz, Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan'dan açıklamalar geldi AK Parti kongresiyle ilgili. Başbakan Davutoğlu'nun çekilmesini kişisel değil sistem sorunu olarak niteledi Akdoğan. Örnek bir kongre yapacağız ve ben kongreye tek isimle gidilir diye düşünüyorum dedi. Başkanlık sisteminin gerekliliğini işaret etti. İzleyelim. 22 Mayıs 2016 günü tüzüğün 70. maddesi gereğince partimizin olağanüstü kongresine gitme kararı aldım.
Siyasetin gündeminde AK Parti kongresi var. Başbakan yardımcısı Yalçın Akdoğan kongre sürecini değerlendirdi. Biz de aday enflasyonu yaşanmaz mesajı verdi. Örnek bir kongre yapacağız ve ben tek isimle gidilir diye düşünüyorum. Kongreye doğru genel kanaat şekillenir. Ama neticede bu gelen kişi seçimle gelmedi. Meşruiyet problemi var gibi şeyleri ben doğru bulmuyorum. Dışarıdan birisi gelip de milletin bilmediği, oy vermediği birisi başbakan olmayacak. Başbakan Davutoğlu'nun çekilmesini kişisel değil sistem sorunu olarak niteledi. Şimdi büyük fotoğrafa bakmak lazım. Yani bu kişisel mesele, çekişme, uyumun ötesinde bir sorun. Bir sistem sorunu var. Şimdi Özal döneminde bu sorun var mıydı? Vardı. Bir an önce başkanlık sistemi gündeme gelmelidir ve bu konuda gereken yapılmalıdır. Yalçın Akdoğan düşük profilli başbakan arayışı iddialarına da tepki gösterdi. Daha düşük profil diye bir şeyi ben kabul etmem. AK Parti içindeki bütün bu isimler çok güçlü isimlerdir. Bu gelecek kişiye bir kere saygısızlıktır. O kişinin de hakkını hukukunu korumak lazım. Bunu en fazla koruyan da Recep Tayyip Erdoğan'dır. Yani ben seni getirdim, sen benim adamımsın diye olumsuz en ufak bir tavır sergilememiştir. Evet, AK Parti 22 Mayıs'ta kongreye gidiyor. Elbette ki bu süreç dış politikaya da iç politikaya da yansıyacak, sonuçlar doğuracak, konuşalım. 22 Mayıs önemli bir tarih. Evet. Dediğim gibi aslında bir ekol olarak da başbakanlar dış politikaya bir tarzlarını, tavırlarını koyuyorlar ama şimdi şöyle bir değerlendirme yapalım. Bundan sonraki süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dış politik yönelimlerimize, tercihlerimize daha da ağırlığını koyacağını söyleyebilir miyiz? Yani bence o mevcut sistemde de aslında koyuyordu. Belki çok görünür değildi ama daha görünür olacak. Burada zaten ben 22 Mayıs sonrası Türkiye'nin siyasi tarihinde bir milat olacağını düşünüyorum. Seçilecek kişi yani AK Parti'nin genel başkanı ve dolayısıyla başbakan olacak. Bir geçiş dönemi başbakanı olacak Gökçen Hanım. Geçiş dönemi başbakanı. Çünkü biz bir sistem değişikliğine gideceğiz. Kaçınılmaz görünüyor. Başkanlık mı olur, parti cumhurbaşkanı mı olur bilmiyorum. Ama yarı başkanlık çok olmayacağını biliyorum, onu söyleyebilirim. Ama ya başkanlık ya da parti cumhurbaşkanı meselesi ciddi ciddi önümüzde duracak. Ve gelen kişi Türkiye'nin son başbakanı olarak tarihe geçeceğini bilerek gelecek. Yani bir geçiş dönemi başbakanı ve bu sistem değişikliği meselesini hızlandıracak bir isim olacak. O yüzden bu sürede biz Sayın Erdoğan'ı çok daha fazla alanda göreceğiz. Çünkü şöyle diyecek, sistem meselesi tartışılıyorsa, sistem değişikliği meselesi tartışılıyorsa büyük ölçüde zaten bu benim meselem deyip alana çıkacak. Zaten biliyorsunuz son bir haftadır Sayın Cumhurbaşkanı hemen her gün programı var. Yani işte Malatya'daydı, sonra İstanbul'da iki tane program koydu. Sürekli yani daha farklı illerde atak göreceğiz ama sürekli bir sistem değişikliği önerisini de dile getirecek Sayın Cumhurbaşkanı. Yani güçlü AK Parti, uyumlu hükümet. Evet, ama tabii şöyle mesela bu düşük profil meselesi ya kişisel olarak benden çok doğru bulmuyorum. Bu benim üniversitede siyaset bilimi gördüğüm siyaset bilimi dersinde karşıda olmayan bir şeyden söz ediyoruz. Sonuç itibariyle bir başbakan seçiyorsunuz. Yani bunun düşüğü yükseği olmaz. Bir başbakan ve bir görev tarifi vardır. Doğru. Bu görevi ne kadar kullanacak, ne ölçüde kullanacak burası tartışmalı. Yani siz yani 4-5 sınıfına başkan seçmiyorsunuz. Doğru. 317 sandalyesi olan bir partiye genel başkan seçiyorsunuz ve başbakan seçiyorsunuz. O yüzden mesele burada profil meselesi değil. Mesele şu. Tekrar söylüyorum, bir geçiş dönemi başbakanı olacak gelen kişi. O geçişi iyi idare edebilecek birisi. Aynen öyle. Aynen öyle. Yani 22 Mayıs'ta kongre olacak. Genel başkan belirlenecek. Aynı gün Sayın Davutoğlu muhtemelen görevi Beştepe'ye iade edecek. Ertesi gün bir görevlendirme olacak. Hükümet kurma süreci, hükümet programı okunması, iki tam gün geçtikten sonra güven oyu. Mayıs sonuna kadar en geç bu işler bitmiş olacak ve biz Mayıs sonu itibariyle çok yoğun bir şekilde sistem değişikliği meselesini tartışacağız. Yani ilk günden burada başkanlık sistemi. Kesinlikle burada bir muhalefeti de işin içinde göreceğiz Gökçen Hanım. Sayın Devlet Bahçeli'nin açıklaması tam da budur hafta sonu. Ne diyor? Her türlü desteği vermemize rağmen
düşük profilli başbakan deniyorsa bu olmaz. Hukuki desteğe de hazırız. Çok bu, açık. Bu hukuki desteğe de hazırızın altında ne yatıyor Melik Bey? Gelin bu sistem meselesini tartışmaya hazırım diyor bence. Yani eğer bu şekilde yürümüyorsa, ki yürümüyor. Hı hı. Bakın yani bu mesele şey değil. Sayın Başbakan Davutoğlu'nun değişmesi meselesi, Sayın Akman diyor ya hani bu kişisel bir mesele değil. Sistem sorunu değil. Bir uyum sorunu meselesi değil. Hayır, bir uyum sorunu meselesidir. Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Bir uyum sorunu meselesidir. Çünkü sistem öyle kurgulanmış ki diyor ki işte Cumhurbaşkanı yetkileri çok fazla. Hı hı. Seçimle geliyor. Başbakan AK Parti, işte partinin genel başkanı, hı hı, seçimle geliyor, onun da yetkileri fazla. Şimdi bunu bir şekilde tanımlamak gerekiyor. Bunun gelip dayandığı yer sistemin kendisidir. Yani daha yalın haliyle anlatırsam, bir bilgisayar işletim sistemi, siz bir bilgisayar uzmanısınız. Hı hı. Diyorum ki işletim sistemi hani siz kurgulayın, siz bilgi işlem başındaki isim Gökçe Hanım siz olacaksınız. Fakat sizin o yazılımınız sürekli saldırıya uğruyor, hacker'a. Siz diyorsunuz ki ya bu benden kaynaklanmıyor. Bu yazılım bu kadarına izin veriyor. Ben sizi istediğim kadar değiştireyim. O yazılım olduğu sürece sorunlar devam edecek. Burada Türkiye'de bu yazılım değişmesi gerekiyor. Mevcut sistem yürümüyor. Bunu söylerken ille başkanlık, partili başkanlık bu benim işim değil. Bunu ben söyleyemem. Tam parlamenter sistem de olabilir. Ama sistemi konuşmak gerekiyor. Çünkü şu anki sistem parlamenter sistem değil. O zaman Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu anlamda Adalet ve Kalkınma Partisi'ne destek olacağı bir sürece mi giriyoruz? Yani CHP ile HDP'nin bu anlamda başkanlık sistemine karşı duruşu ortada. Milliyetçi Hareket Partisi'nin de duruşu ortadaydı. Sayın Devlet Bahçeli'nin açıklamalarını önümüzdeki dönemde masada bu konuşulabilir şeklinde mi algılamalıyız? Bence evet. Yani tartışmaya hazırım diyor. Siz şeyi de CHP'yi de çok dışarıda bırakmayın. CHP de bir süre sonra gelin bunu tartışalım diyecek. Yani bir öneri getirecek tabii. Yani CHP muhtemelen tam parlamenter sisteme dair getirecek. Belki arada bir yerde razı olabiliriz şeye, parti cumhurbaşkanı meselesi. Çünkü bu hakikaten yürümüyor. Ya şöyle bir şey düşünün. Hı hı. Diyelim ki yani Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimle gelmiş. %52 oyla ve yetkileri var. Evet. AK Parti yok. X Partisi var. Hı hı. X Partisi'nin başbakanı geldi. Dedi ki Cumhurbaşkanı'na, ya sen bana bunu diyemezsin. Ben seçimle geldim. Partinin genel başkanıyım. 300 küsur sandalyem var. Cumhurbaşkanı da şunu dese, İyi de ben de %52 oyla geldim. Halk beni seçti ve ben de halka hesap veriyorum dese, mesela bu işin içinden nasıl çıkılır? Çıkmak mümkün değil. Kongreye gidildiği zaman parti kadrolarında da bir değişiklik bekliyor musunuz? Ben bekliyorum. Yani MKYK'da bir değişiklik bekliyorum. Ne ölçüde olur bilmiyorum. O orada olacak. MKYK'da olduğu için doğal olarak MKYK'da da olacak. Genel Başkan Yardımcılarında bir vitrin değişikliği göreceğiz. Kabinede de göreceğiz. Sonuç itibariyle bu yani bakanların performansları da konuşulacak. Gelen kişi atıyorum işte diyecek ki X bakanlığına şu isim daha uygun olabilir. Sen Erdoğan'la istişare eder. Daha başka bir isim gelebilir. Yani o değişimleri göreceğiz mesele. Çünkü sadece bir genel başkan değişimi meselesi değil. Bundan sonra oynayacak takımı da kurguluyorsunuz. Evet. Ve o takıma da bir parola belirlemişsiniz. Yani sistem değişikliği, sistem değişikliği. Şimdi bu parolayla o zaman oyunu ona göre dizayn edeceksiniz. Ona göre bir ekip kuracaksınız. Bunu sahada anlatabilecek şeylere, parti yöneticilerine daha çok alan açacaksınız. Bütün bu değişiklikler kendiliğinden gelecek. Yani otomatikman olmak zorunda. Peki şöyle bir ihtimal de var. Genel başkan, AK Parti genel başkanı farklı bir isim olması başbakanın başkanı. Yok hayır. Böyle bir ihtimal. Yok hayır. Ben kesinlikle öyle olmaz. O daha başka komplikasyonları beraberinde getirir Gökçen Hanım. Yani hı hı. Şimdi zaten güçlü bir cumhurbaşkanı var ve yetkileri de yani yasal anlamda yetkilerini de kullanıyor. Hı hı. Olmayan yetkisini de kullanmıyor yani. Hı hı. Bakanlar kurulunu toplamaktan tutun, isterse hani seçim kararı almaktan tutun her şeyi her yapabilecek şeyi. Birinden bahsediyoruz. Hı hı. Böyle bir yasal anlamda gücü var. Şimdi diğer tarafta bir başbakan olacak kabinenin başında, bir de 317 sandalyeli bir partinin genel başkanı. Yani partinin bütün yetkili kurullarına ve 81 ile başkanlık edecek. O tam bir keşmekeş olur. Ben asla öyle bir şey ihtimal vermiyorum. Partinin genel başkanına oturan isim aynı zamanda başbakan olacak. Ama tekrar altını çiziyorum. Biz bir geçiş dönemiyle karşı karşıyayız. Bir geçiş dönemi başbakan olacak. Son soru, 20 Mayıs'ta açıklanıyor. Çok geç bir tarih değil mi? Şöyle yani AK Parti için değil. Çünkü AK Parti kendi içinde sorun çözme kabiliyeti yüksek. Yani bütün bunlar başka bir partiye
yaşansaydı bambaşka bir tablo olurdu. Yani biz birçok şeyle karşılaşırdık. Parti bölünüyor mu, ne oluyor falan filan diye. Fakat AK Parti kendisinde sorun çözme yeteneği yüksek bir parti. Kendi tabanı iki tane temel paradigma belirlemiş. Oy verenler bir, AK Parti hikayesi diye bir hikaye var. Türkiye'yi değiştiren, dönüştüren, 2002'den bu yana iddiası olan bir AK Parti hikayesi. Birinci temel paradigma. Diğer temel paradigma da bu hareketin kurucu lideri Erdoğan'dır. Recep Tayyip Erdoğan'a biat meselesi var. O yüzden bu iki temel paradigma olduğu sürece siz 22 Mayıs günü bir daha açıklasanız sorun olmaz. Mayıs ayı iç politika açısından son derece hareketli bir ay olacak. Biz de yaşayıp göreceğiz. Çok teşekkür ben ediyoruz. Teşekkür değerli ediyorum. Görüşlerinizle katkı sağladınız. Sağ olun. Evet, bitiriyoruz. Yarın gündemin öne çıkan başlığıyla saat 13'te tekrar ekranlarınızda olacağız. Sizleri de bekliyoruz. O zamana dek hoşçakalın.